Daha önceki videolarda Moğol İmparatorluğu'nun çeşitli hanlıklara ayrıldığını görmüştük. Doğuda Kubilay Han tarafından kurulmuş olan Kubilay Hanlığı veya diğer adıyla Yuan Hanedanlığı, batıda Altın Orda Devleti ve Çağatay Hanlığı ve Orta Doğu ile Pers İmparatorluğu'nun büyük bir kısmında da İlhanlılar yer alıyordu. 14. yüzyılın ilk yarısına, özellikle de 1330'lu yıllara geldiğimizde bunu Avrupa tarihini işlediğimiz zamanlardan da hatırlayacaksınız. Avrupa'yı ve Asya'yı vuran büyük bir veba salgını yaşanıyordu. Bu hastalığın Asya'da bu kadar hızlı yayılmasının sebeplerinden biri bu hanlıkların o bölgelerde oluşturduğu istikrardır. Bu istikrar sayesinde ticaret yapılması mümkün olmuş, ancak ticaret yapılırken aynı zamanda vebada yayılmıştır. 1330'lu yıllarda baş gösteren büyük veba salgını özellikle Orta Doğu ve Pers topraklarında varlığını sürdüren İlhanlılarda etkisini göstererek sadece imparatorluğun değil e, yani sadece imparatorun kendinin değil oğullarının da ölmesine sebep olmuştur. Buradaki zaman çizelgesinde İlhanlıların işte bu sebeple büyük bir hızla gerilediklerini bakın görüyoruz. Tam da bu zamanlarda Çağatay Hanlığı'nın güneybatısında geleceğin büyük hükümdarlarından biri doğuyor. Kim mi bu? Timur. Timur, demir anlamına gelir. Timur henüz küçük bir çocukken eline ve ayağına aldığı ok yaraları yüzünden hareketleri kısıtlanmaya başlamıştı. İşte bu sebeple Avrupalılar Timur'a, İngilizce'de aksak Timur anlamına gelen Timur Lenk der. Bu fiziksel dezavantajına rağmen Timur, önce Çağatay Hanlığı'nın, daha sonra da İlhanlıların topraklarının çoğunu fethetmiş, kendine ait bir hanedanlık kurmuştur. Timur, İmparatorluğu 1370'li yıllarda Batı Çağatay Hanlığı'nı yenilgiye uğrattıktan sonra kuruyor. Aslında Timur, Türk-Moğol kökenlidir. Türk-Moğol kavramını oldukça sık duyacağız çünkü Moğollar burada geniş topraklar fethetse de bunu Orta Asya'da Türk dillerini konuşan halkların yardımıyla yapmışlardır. Dolayısıyla bu dönemin Orta Asya ya da Pers hükümdarlarından özellikle Müslüman olanların birçoğu Türk-Moğol kökenlidir. Timur'un doğrudan Cengiz Han'ın soyundan geldiği konusunda kanıt olmasa da Timur kendisini Cengiz Han'ın varisi olarak görüyor ve Büyük Moğol İmparatorluğunu diriltmek istiyordu. Ölümünden sonra Timur İmparatorluğun sınırlarını Pers İmparatorluğunun çoğuna ayrıca Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu'ya kadar uzatmıştı. Timur'un çok kanlı bir hükümdarlığa imza attığı söylenebilir. Çünkü sınırlarını genişletmek üzere yeni şehirler fethederken Timur'un askerlerinin Timur'un iktidarına karşı gelen on binlerce hatta yüz binlerce kişiyi öldürmesi görülmemiş bir şey değildi. Timur'un ordusundaki güçler Hindistan'ı fethetmek amacıyla olmasa da sultanlığın zenginliklerine sahip olabilmek için Delhi Sultanlığı'na saldırmıştır. 1398'de ise ordusunda savaş filleri olan sultanı yenilgiye uğratmışlardır. Bunu da arkasındaki alevlerle filleri korkutan develerle yapmışlardır. Buradan Delhi'ye doğru ilerlemiş, yoluna çıkan 100 bin ila 200 bin kişiyi öldürüp şehrin zenginliklerine el koymuşlardır. İmparatorluk genişlerken Timur'un ordusunun yaklaşık olarak 17 milyon kişiyi öldürdüğüne dair tahminler var. Size bir fikir vermesi için 17 milyon kişinin o dönemki dünya nüfusunun yaklaşık %5'i olduğunu söyleyebilirim ve Timur 1405'te öldüğünde zaman çizelgesinden de anlaşılacağı gibi imparatorluk çok da uzun ömürlü olamamış ve 15. yüzyılın ikinci yarısına girdiğimiz zaman diliminde gerilemeye başlamıştır. Timur'dan sonra gelenler parçalanan imparatorluğun bir kısmını yönetmişler ve 16. yüzyılın başında Timur'un 5. göbekten torunu Babür, Delhi Sultanlığı'nı ele geçirip Kuzey Hindistan'da Babür İmparatorluğu'nu kurmuştur.